Merhaba sevgili gençler. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Kuvvet hareketin ikinci dersini sevgili gençler beraberiz. Şu fiziğin size zor olmadığını göstermek için şu dersleri gerçekten yapıyoruz ve her şeyin çok eğlenceli olduğunu göstermeye çalışacağız. Ve şu derste neler yapacağız arkadaşlar bir bakalım. Arkadaşlar kuvvet kavramından bahsedeceğiz. İlk kez gördüğünüz kavramlar değil. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen konular var. Çok eğlenceli ve çok formül olmayan bir konu. Bileşik kuvvet nedir bundan bahsedeceğiz ve dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet nedir sevgili gençler? Bunları söyleyeceğiz ve bu dersimizde bakın ne bilmemiz gerekiyor, ne yapacağız peki? Kuvvet kavramı arkadaşlar iyi anlamamız, fizikteki birçok konuyu daha rahat anlamamız anlamına geliyor. O o yüzden kuvvet konusunu iyi kavramamız lazım. Zaten siz kuvveti biliyorsunuz. Biz birçok şey arkadaşlar kuvvet uyguluyoruz. Bakın bir kalemi mesela yazı yazmak için kalemi alıyoruz. Buradan kuvvet uyguluyoruz. Bakın ne bileyim şurada kitabımız defterimiz oluyor. İleri çekiyoruz. Geri çekiyoruz. Değil mi? Etrafta bakın her şey ister istemez. Arkadaşlar bizim bir kuvvet uyguluyoruz yani cismi. ileri geri atıyoruz gibi kuvvetler uyguluyoruz. Ve bunun sonucunda arkadaşlar dersimiz sonucunda ödevimiz de sıfırdan dokuzu arkadaşlar Şurada e, kitabımız ve dinamo test kitabımızdan sevgili gençler burada gördüğünüz gibi ödevlerimiz var. Bu ödevlerimizi de yapacağız ve şu konuyu iyi bir şekilde halledeceğiz diyorum ve artık dersimize başlıyoruz. gelelim şimdi kuvvet ne demektir sevgili gençler? Değil mi? Kuvvet bize çok yabancı olan bir şey değil. Ben cisimlere bakın hareket ettirmek için arkadaşlar kuvvet uyguluyorum. Peki bakın kuvvet uygulayarak dikkat edin bakın şeklini arkadaşlar değiştirebilirim. Mesela şuradaki peçeteye bakın. Kuvvet uygulayarak söyler. Şeklini değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi bakın şekli. Gördünüz mü değişti gibi. O zaman kuvveti şöyle tanımlayacağız bakın. Kuvvet demek arkadaşlar cisimlerin cisimlerin bakın şeklini şeklini ve yönünü yani yönünü ne demek çözer? Diyelim sana doğru bakın bir top geliyor. Bak dikkat et sana doğru bir top geliyor. Vurdun bakın topun ne yaptın? Yönünü değiştirdin arkadaşlar. Hareket yönünü değiştirdin. Ve durgun bir cismi harekete geçirebilen, bakın durgun cismi harekete geçirebilen ve hareket eden cismi de durdurabilen etkileri ne denir? Kuvvet denir. Yani kuvveti dediğim gibi biz günlük hayatta aslına bakarsan sürekli uyguluyoruz. Ve vektörel bir niceliktir. Yani kuvvetin arkadaşlar yönü vardır niye yönü vardır çünkü sen bir cisme bir kuvvet uygula dediğimde e sen dersin ki hocam ne tarafı uygulayayım bu yöne mi uygulayayım bu yöne mi bu yöne mi hangi yöne doğru kuvvet uygulayayım diye sorarsam bak görüyor musun kuvvet aslında yönlü bir büyüklük o yüzden kuvvetin arkadaşlar nedir bir yönü vardır ve bunu F harfiyle gösteririz yani İngilizce'de bu bakın force şöyle force diye yazılır değil mi force diye yazılır arkadaşlar bir cisme böyle kuvvet uygularız ve birimi de nedir? Newton'dur. Yani ben bir cisme eğer bu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyorsam F eşittir. Diyelim ki ne kadar? 60 Newton. İşte şu tarafa doğru kuvvet uyguluyorsam F eşittir 10 Newton. Bakın N, Newton'u N'siyle okuyoruz. İşte bu şekilde göstereceğiz cisimlere uyguladığımız kuvveti. Ve şimdi geldik yazılda bunlar karşına çıkacak. Kuvvetler arkadaşlar biz temas gerektiren ve temas gerektirmeyen diye ikiye ayırıyormuşuz. Ya yani temas gerektiren derken arkadaşlar mesela diyelim ki sen bir cisime hareket ettirmek için mesela ben bu kalemi hareket ettirmek istiyorum. Şöyle hokus pokusla hareket ettiremem herhalde. Ne yapmam lazım? Bakın kalemi hareket ettirmem için ne yapıyorum? Dikkat edin. Kaleme temas ediyorum ve kalemi hareket ettiriyorum. Yani temas gerektiren kuvvet arkadaşlar. Peki başka ne temas gerektiren kuvvettir? Yani itme kuvveti, çekme kuvveti bunlar temas gerektirir. Hocam ne temas gerektirmez? E mesela diyelim ki şöyle söyleyelim şöyle der. Bunlar artı ve eksi iki mi olsa e bıraktığım zaman artı eksi çeker mi? Çeker. Ama dokunmadan çeker. Bakın şu anda temas etmeden şu şekilde ne yaparlar? Artı eksi işaretler çekerler. En sonu temas etti ama fark etmez. Şu an temas etmeden ya da mıknatısı olsa mesela birisi N kutbu, biri S kutbu olsa arkadaşlar birbirini çeker veya ikisi de N kutbu olsa bakın birbirini iter ama temas etmeden iter. Görüyor musunuz? Gibi. Ve bir de şu var. Mesela dünyanın bir çekim kuvveti var. Bakın ben şimdi şu cisme dikkat edeyim. Şuradan bıraktığım zaman yere düşüyor. Peki niye yere düşüyor bu? Bakın bıraktığımız zaman bu niye yere düşüyor? Yer çekimi dünya bunu çekiyor. Peki dünya bunu çekmek için şuradan bir el çıkıp bunu tutup mu çekiyor yoksa hayır böyle bir şey yok. Temas etmiyor. Bakın dünya seni çekmek için arkadaşlar temas etmiyor değil mi? Başka mesela dünya, güneş, ay birbirine kuvvet uyguluyorlar ve temas etmiyorlar. Demek ki temas gerektirmeyen kuvvetler var. Artı cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet gibi, mıknatıs gibi ...veya dünyanın gezegenlerinde birbirine uyguladığı kuvvet gibi... ...ama bazı kuvvetlerde arkadaşlar temas gerektiriyormuş. Bunlar işte dediğim gibi karşıma çıkacak. Peki şimdi gelelim biraz daha detaya girelim istersen... Peki temas gerektiren kuvvet arkadaşlar bakın kuvvetle uyguladığı nesne arasında fiziksel bir e, temas olacak değil mi bir kuvvet olacak. Peki nedir itme çekme kuvveti dediğim gibi sen bu cismi bakın şöyle itiyorsun çekiyorsun veya şuradaki iki tane çocuk bakın halat çekme oyunu oynuyor. E sen ne yapmalısın halata temas etmelisin e, gerilme kuvveti arkadaşlar ipteki gerilme kuvveti. Hava direnci bakın hava sürtünmesi arkadaşlar edeceksin ki burada hava sürtünmesi mesela şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle bir kağıt koydum. Bakın şurada kuvvet uyguladım görüyor musun? Bak üfleyerek burada cismi bakın götüremedim. Hele şükür. Çünkü cisme bakın kuvvet uygulayarak yani üfleyerek de bir cismi ne yapabiliyorum bakın. Harekete ettirebiliyorum sevgili gençler. Eceksin ki hocam işte temas etmedik. Hayır temas etmedik değil. Sen bunu üflediğin zaman hava molekülleri gitti ona çarptı ve onu şöyle ne yaptılar? Hareket ettirdiler. Veya sıvıların kaldırma kuvveti bakın sıvı. E, sen sıvının kaldırma kuvvetine maruz kalabilmesin sıvıya temas etmen lazım. Veya sürtünme kuvveti bakın bir cisme ben şöyle attığım zaman bakın ne yapıyor? Gidiyor ve duruyor görüyor musun? Bir süre sonra duruyor. E niye duruyor? Sürtünme kuvveti. Cisim yüzeye dokunmasa sürtünme kuvveti olmaz. Bunlar hep bakın nedir? Temas gerektiren kuvvettir arkadaşlar. Peki temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? Az önce söylediğim gibi. <laughs> şöyle de bir şey var kafanız karışmasın. Bunu şöyle de söylüyoruz arkadaşlar. Doğadaki temel kuvvetler de diyoruz. Veya daki veya doğadaki dört temel kuvvet de diyoruz arkadaşlar. Bakın dört temel kuvvet kuvvet de diyebiliyoruz. Yani doğadaki bütün kuvvetleri arkadaşlar e, dört başlıkta toplamışlar. Bakın, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, arkadaşlar, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. E hocam diyeceksin, bu ne demek bunlar güçlü nükleer kuvvet falan filan? Ne demek yani bu? Nükleerle falan beni korkuttu diyebilirsin belki. Ama hiç korkmana gerek yok. Bunlar sadece arkadaşlar isim olarak bileceğiz ve biraz sonra söyleyeceğim, e, ufak detaylara gireceğiz bu. Ee, ne demek olduğu ile ilgili. Ama biz öncelikle arkadaşlar bunların isimlerini bilmeliyiz. Yani kütle çekim dediğimiz bakın. Mesela burada güneş dünyayı çekiyor. Dünya şu gezegeni çekiyor. Bu bunu çekiyor. Bunları birbirine çekmesine bakın kütle çekimi deniyor. Hatta az önce gösterdiğim gibi bakın bu kalemi bıraktığımda yere düşmesi. Dünya kalem çekiyor. İşte bunlar nedir? Kütle çekimidir. E, ee, elektromanyetik kuvvet arkadaşlar az önce söylediğim gibi bakın mıknatısın birbirine uyguladığı kuvvet. Artı eksilerin birbirine uyguladığı kuvvettir şu zayıf ve güçlü nükleer kuvvet kafanı çok karıştırmasın. Bunlar atom içindeki arkadaşlar kuvvetlerdir. Yani burada dört tane kuvvetimiz vardır. Ve bak sana şunu sorabilir dikkat et. Bunların hangisi daha güçlüdür diyebilir. Hangisi daha güçlü biliyor musun? İşte ben bunu zaten güçlülük sırasına göre yazdım. Yani şöyle büyüktür diyeceğim bak görüyorsun. Şurada hangisi daha güçlü? Şöyle baş harflere bakarsan güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti arkadaşlar. başlı baş harflere bakarsan G geri zekalı affedersin yani bunu demek istemezdim ama G E Z kalı K kütle çekim kuvveti. Yani kuvvet sırasına göre bakın güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet görüyor musunuz? kuvvet sırasına göre arkadaşlar. Hangisi daha güçlüdür derse işte bu bu esasa göre buradaki sıraya göre Güçlü belirlenir. Şu şekiller kafanı karıştırmasın. Ben sadece buraya bunu göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi kısaca bir açıklayalım. Güçlü nükleer kuvvet dediğimiz arkadaşlar atom çekirdeğinde hani şeyler var ya. Sen şimdi atom biliyorsun yani atomun içi, et içinde arkadaşlar ne var? Atomun çekirdeğinde biliyorsun proton ve nötron var. Yörüngede de neler dolaşıyor? Elektronlar dolaşıyor değil mi? Biz atomda bunu biliyoruz. Ee, i̇şte atom çekirdeğindeki artı yüklü proton ve nötron nötronun arkadaşlar bir arada durmasını sağlar. Peki hocam bunlar ne? Arkadaşlar ileride göreceğiz ki protonla nötron da böyle yapıları var. Ama şu anda bu çok da karşımıza çıkacak bir durum değil. Çok kafanı karıştırmasın. Ama şu görseli bir gör istedim. Böyle bir durum var. O bizim çok ileride 12. sınıfta falan karşımıza çıkacak. Peki elektromanyetik kuvvet arkadaşlar? Elektrik yükleri arasındaki etkileşim yani artı eksi arasındaki ve manyetik alan yani mıknatıs arasındaki etkileşim de sevgili gençler. Ve GEZK sıralamasında ikinci sıradadır bakın. Peki zayıf nükleer kuvvet nedir? Arkadaşlar kararsız çekirdek bu karbonlar lütfen kafanızı karıştırmasın. Kararsız çekirdeklerin bozulmasına etkili olan kuvvetlerdir. Dediğim gibi bunları yine biz 12'de göreceğiz. Yani diyelim ki şurada iki tane atom var arkadaşlar. Bunlar parçalanıyorlar ya da birleşiyorlar. Böyle durumlar karşımıza çıkacak. Ve e, menzil arkadaşlar atom boyutundadır. Yani kısa menzildir bunlar. Ve kuvvet olarak da üçüncü sıradadır. Ve en zayıf kuvvete geldi. Kütle çekim kuvveti. Bakın güneş burada gezegenleri çekiyor. Hatta bu gezegenler birbirini çekiyor. Hatta arkadaşlar şu kalemler bile birbirini çekiyor. E niye gitmiyor hocam? Çok az çünkü çekiyor arkadaşlar. Veya dünya bakın e, kalemleri çekiyor gibi. Kütle çekimi diyoruz bunlara. Sadece çekim özelliği gösteren bu kuvvet evrenin bugünkü şeklin almasına da sebep olmuştur arkadaşlar. Ve sonsuzdur bakın menzili sonsuzdur. Bunu bileceğiz. İşte buradaki dört tane kuvveti benim bilmem gerekiyor. Peki gelelim şimdi sana şöyle sorular verecektir. Aşağıda bakın birçok kuvvet vermişiz. Bunlar temas gerektiren mi yoksa temas gerektirmeyen mi olduğunu beraber seninle bir yazalım. Şimdi tramplenden sıçrayan hani şöyle bir yüzücüler vardır ya şöyle yüzücü şöyle bir tramplen vardır. Şöyle şurada Şöyle varsın. Yaylanıyorsun, yaylanıyorsun. Şurada da ne var? Su var. Hani şöyle gidip suya atlıyorsun ya. Şöyle bir durum var ya. E işte buradaki durum arkadaşlar. Traplenden sıçrayan e, yüzcüğü havuza doğru çeken kuvvet. Ama burada neden söylüyor? Sen şimdi zıpladın. Bak şöyle düşünelim. Sen şusun da şurada, şurada Trabzon diyelim. Trabzon şuradasın. Şimdi Trabzon'dan zıpladın değil mi? Burada bekle bu havada kalmıyorsun. Yani aşağı hop ne oluyor düşüyorsun. Yani seni aşağı düşünen kuvvet ne? Yer çekimi kuvveti. O zaman yer çekimi kuvveti Temas ediyor muydu? Hayır. Temas gerektirmeyen kuvvet. Bakın görüyor musunuz? Temas gerektirmez. Peki uçutmanın uçmasını sağlayan kuvvet. Ne kuvveti arkadaşlar? Rüzgarın kuvveti. Bakın yine gösteriyorum. Şöyle üfleyeyim. Bakın üflediğim zaman gördünüz mü? Uçtu gitti. Bunu peki Temas ettim mi? Etmedim gibi duruyor ama hava molekülü aslına bakarsanız buna etti. O zaman arkadaşlar bu nedir? Temas gerektiren kuvvettir. Bu uçurtmayı uçuran kuvvet. Buzdolabı e, kapağının açılmasını zorlaştıran kuvvet. Hani şu buzdolabının kapağını kapatırsın sonra çekersin çekersin zor açarsın ya böyle. Peki buzdolabının kapağı nasıl kapanıyor hiç? Merak ettin hiç gördün mü? Buzdolabının kapağını kapatıyoruz şak diye kapanıyor ya. Arkadaşlar orada aslında bakın bir mıknatıs var. E mıknatıs neydi? Temas gerektirmeyen kuvvetti. Evet. E, ayın dünya yörüngesi dolanmasını sağlayan kuvvet. Arkadaşlar dünya ile ayın birbirini çekme kuvveti gene nedir? Yani temas gerektirmeyen kuvvettir. Traktör tekerlerin dönmesini sağlayan kuvvet orada sonuçta tekerli e, temas eden bir kuvvet var. Evet. E, duvarda asılan tablonun duvarda durmasını sağlayan kuvvet. Neyle asıyorsun sen bunu? Bir iple veya çivil asıyorsun. E, buradaki ip de Tabloya temas ettiği için bu da arkadaşlar temas gerektiren kuvveti olacak. İşte bu şekilde bakın bize sorular karşımıza çıkacaktır. Peki gelelim şu temas gereken ve gerekmeyen kuvvetler gerçekten çok basit. Buradan soru kaçırmanı istemiyorum. Lütfen buraya dikkat. Şunları başa al bir daha izle ki olayı arkadaşlar bir daha şöyle bir halledelim. Şimdi gelelim bileşik kuvvete. Bu da bizim ilk kez gördüğümüz bir kavram değil aslına bakarsınız. Daha önceden biz bunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bileşik kuvvet şu demek. Söyleyin, şimdi sen hemen anlayacaksın. Mesela diyelim ki bakın şurada bir cismimiz var. Şurada bir cisim var. Bu cisme birisi geldi. Hani kuvveti Newtonla gösteriyorduk ya. Birisi geldi bir arkadaşımız 20 Newton'da çekiyor. Daha güçlü bir arkadaşımız da 30 da çekiyor. Peki bu cismi aslında biz kaçta çekiyoruz? Değil mi? 20-30'da aslında biz bunu 50 ile çekmiyor muyuz? Ha işte bakın buradaki bu kuvvetlerin arkadaşlar toplamına biz ne diyoruz? İşte bileşik kuvvet diyoruz. Bileşik kuvvet dediğimiz bu. Yani bir cisme aynı anda birden fazla bakın böyle birden fazla kuvvet uygulanabilir. Evet uygulanan bütün kuvvet etkisini tek başına gösteren tek başına bakın tek başına gösteren kuvvete yani ben bunları 10 ve 20 ve 30 uyguluyorum ya aslında kaç uyguluyorum arkadaşlar tek başına 50 uyguluyormuşum gibi. Bu kuvvet işte biz ne diyoruz bileş kuvvet adını diyoruz. Peki kuvvetler vektörel bir nicelik olduğundan net kuvvet cisme etkilen kuvvetlerin vektörel toplamı da arkadaşlar bu da R ile Genelde R ile gösteriliyor. Ve bakın bu kuvvetler aynı yöndeyse toplayacağız. Zıt yöndeyse arkadaşlar çıkartacağız. Bakın görüyor musunuz böyle çıkartma işlemi yapacağız. Peki nasıl olacak bu? Hemen isterseniz şöyle soruda söyleyelim. Çok 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 basit bir işlem. Bunu gerçekten hiçbiriniz kaçırmayacaksınız. Şurayı lütfen dikkatli dinleyelim. O yüzden çantada keklik diyorum şu soru. Bunu beraber halledeceğiz. Bakın cisme aynı anda arkadaşlar dört tane kuvvet uygulanmış. Yani... Şurada bakın şöyle bir cisim var. Bir kısmı sağa çıkıyor, bir kısmı sola çıkıyor. Yani bu cisim ne tarafa gider? Vektörel e, bu vektörün yönünü ve büyüklüğünü, bileş kuvvetin yönünü bul diyor. Şimdi bakalım sağ tarafa doğru çeken hani bu halat çekme oyunu vardır ya bilir misin onu? Halat çekme oyunu belki yapması çok da eğlenceli bir oyundur. Diyelim iki kişi buradan çekiyor, iki kişi buradan çekiyor. Yani kim yenecek, ne tarafa gidecek gibi düşünelim. Şimdi bu tarafa çekenler kaç Newton arkadaşlar? Bunları toplayalım. Kaç olur burası? 28 mi? Bakın bu sağ tarafa doğru çekenler 28 Newton. Peki sol tarafa çekenler ne kadar? Burası da bakın 30 Newton. O zaman bana söyler misin bu cisim ne tarafa gider arkadaşlar? Bu tarafa 28, bu tarafa 30. Ne tarafa? Değil mi? Evet sola doğru gider. Peki kaçla gider? Kaçla gider? İşte birbirinden çıkaracaksın. O zaman Bakın bu cisim çocuklar ne tarafa gider? Bileş kuvvet sol tarafa doğrudur. Ve bunu hangi harfle gösteriyorum? R çok önemli değil ama R ile gösterirsek iyi olur. R eşittir diyorum bakın. bileş kuvvet işte kaç olmuş oldu? 2 Newton oldu. Bakın bana neyi soruyordu? Bileş kuvvet soruyordu. Bileşik kuvvet sola doğru 2'ymiş. Anladınız umuyorum çocuklar. Peki burada bana şöyle bir şey sorsa. Sana ekstra bir soru soruyorum burada. Dese ki bu cisme ben dengede kalmasını istiyorum ne tarafa kuvvet uygulamalıyım dersin? ne dersin? Ha işte bu tarafa doğru bakın. 2 Newton'luk bir kuvvet daha uygulamalıyız. İşte bu şekilde de belki bir şey sorabilir bana. Peki gelelim. <laughs> gelelim arkadaşlar. Bakın 4 kişi var. Aslı, Burak, Ceyda, Demir. 2 ee, kişi daha varmış arkadaşlar. Tonguç da var. Halat çekme oyunu oynuyorlar. Yani toplam 6 kişi. Bu 6 arkadaş arkadaşlar uygulayabileceği kuvvetlerde görüyor musunuz? Bakın bu kuvvetler uyguluyorlarmış. Tamam şu kuvvetler bakın. Şöyle altı tane bakın. Kuvvetimiz var. Tamam bunu da anladık. <laughs> Diyor ki üçlü eşleşmeler. Yani bu nedir? Üçü bu tarafta üçü bu tarafta gibi düşün. Yani e, halat çekme oyunu arkadaşlar. Üç tanesi bu tarafa doğru çekecek bakın. Üç tanesi diğer üç tanesi de bakın bu tarafa doğru çekiyor. Görüyor musun? Altı kişi hani üç üç e, halat çekme oyunu oynayacaklar. Yani şuradaki gibi şurada bakın şöyle e, kuvvetlerim var. Şu şekilde şöyle, şurada. Şurada kuvvet sorularım var. Biraz sonra bunları da çözeceğim. Onları göstereceğim size. Peki diyor ki e bunların da arkadaşlar üç sonucunda en büyük ve en küçük bileşik kuvvetleri ne olur diyor. Şimdi bakın ben bunun en büyük kuvveti olması için bir tarafa en büyükleri yazayım. Doğru mu? <laughs> en büyük kaç var mesela burada? Bakın 180 var. Görüyor musunuz? 180'i aldım. Başka en büyük kaç var? 140 var. Görüyor musunuz? Bir de ne var arkadaşlar burada? 130 var. En büyük olanlar bunlar. Eğer gözden bir şey kaçırmadıysam. Küçükleri de bu tarafa yazayım. Kaç oldu arkadaşlar? Bu tarafa doğru 120 oldu. Başka kaç var? 110 var. Bir de bakın 100 var. Ya yani ne yapmaya çalışıyorum? Bileç kuvvetin en büyük olması için e, bunları bakın büyükleri bir tarafta e, en küçükleri de bir tarafta topladım. O zaman şöyle yapalım mı? Hepsini toplamaktansa şöyle bir şey yapacağım. Mesela bu bunu götürdüğünde arkadaşlar bu tarafa doğru kaç kalır? 60 kalır. Bakın bu bunu götürdüğünde çocuklar burada 30 kalır. Bu bunu götürdüğünde arkadaşlar burada 30 kalır. Görüyor musunuz? 30, 30, 60. Burada 60 daha 120. Yani bunların birleşkesi ne oldu biliyor musunuz? İşte bu tarafa doğru çocuklar. R diyelim bakın. R'nin maksimum değeri diyelim isterseniz. R'nin olabilecek maksimum değeri arkadaşlar. Kaç oldu? 120 Newton oldu. Görüyor musunuz? 120 Newton oldu. Peki ben bunu şöyle yapmak isteseydim. <laughs> olabilecek minimum değeri arkadaşlar bulmak istesem. Biraz da bir zorlamışız yani burada. Biraz zor bir soru olmuş ama. O zaman ne yapayım biliyor musunuz? Ben bunları eşit dağıtayım. Yani mesela 180'i bu tarafa aldıysam bakın büyük olanı buraya aldıysam 140'ı da bu tarafa alayım ki eşitlensin. Hani dengelensin yani minimum bir değer çıksın gibi. Ee, ondan sonra diyelim ki 130'u bu tarafa aldıysam bakın 130'u bu tarafa aldıysam arkadaşlar şuradaki 120'yi de bu tarafa doğru alayım. Şöyle alın bakın 120'yi de buraya doğru aldım. Başka ne kaldı bakın 180-140 aldım. Ee, şunları aldım 110 ile 100 kaldı peki 110 gene büyük olanı bu tarafa alayım isterseniz. 110'u bakın bu tarafa doğru aldım. Şuradaki 100'ü de bu tarafa doğru aldım. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde aldım. Yani çıkabilecek minimum kuvveti bulmak istiyorum. Hatta şöyle de yapabilir miyim? 130'u buraya alayım ki minimum çıksın. Yani mümkünse ben bunu sıfır çıkartayım değil mi? Sıfır çıksın gibi düşünüyorum. O zaman bakalım arkadaşlar. Şimdi buradaki 140'la bu birbirini götürürse buradan ne kaldı acaba? Şuradan ne kaldı? Yani şu 140 ile bunu zaten zıt tarafa doğru yazacağım o kesin. Bu tarafa doğru alırsam şuradan kaç kaldı bakın bu tarafa doğru bir 40 kaldı. Tamam. İstersen diğerlerini de bu tarafa yani şu 120'yi de buraya alayım istersen ne dersen. Hani dengelemeye çalışıyorum gibi düşün. Hani 120 e, şöyle daha şu tarafa doğru alayım. E, burada kaç vardı? 110 vardı. 110 bu tarafa alayım. Görüyor musunuz? 110 buraya alayım. Ya yani ne yapmaya çalışıyorum? Mümkünse sıfırlamaya çalışıyorum. E, şunda şu gitti. Bakın bu tarafa doğru arkadaşlar 20 kaldı. Bu tarafa doğru 20 kaldı. Ee, sonra şunda da şu gitti. Bakın bu tarafa doğru 20 oldu. O zaman ne oldu? da sıfır oldu. Bakın bileş kuvvet e, minimum değeri. Minimum değeri şöyle ne oldu? Bunlar birbirine bakın sıfırlayabildiler. Görüyor musunuz? Biraz belki bu soruda kafan karışmış olabilir. Biraz zorlu bir soruydu. Ama hani e, mantık yürüterek hangisini ne tarafa doğru alacağımı söyledik. Demek ki arkadaşlar e, şimdi bir de şöyle bir durumumuz var. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet. Yani dengelenmiş ve dengelenmemişten şunu bak senin anlaman lazım. Hemen şöyle bir tane istersen şöyle bir örnek göstereyim ben sana. Ondan sonra da detaya gireyim. Mesela diyelim ki şöyle bir e, cisim olsa. Bakın kuş bakışı bakıyorsunuz. Şuraya ben bir tane cisim daha koydum. Bakın bir cisim daha koydum. Bu cisme buraya doğru bir kuvvet uyguladım. Ne kadar uyguladım mesela? 30 Newton. Şu tarafa doğru da arkadaşlar 30 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Ne dersin bu cisim hareket eder mi? Etmez. O zaman bu nedir bakın? Bu arkadaşlar dengelenmiş kuvvetlerin etkisidir. Görüyor musunuz? Dengede. Yani bizim dengede olması için ne olması gerekiyor? Sağ çekildiğin kuvvetle sola çekildiğin kuvvetin çözüler işte olması gerekiyor. Peki ben bunu buraya doğru mesela 60 litre onu kuvvet uygulasam. E buna da bu tarafa doğru bakın 50 Newton'luk kuvvet uygulasam peki bu dengede midir? Dengede değildir bakın bu dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Görüyor musunuz? Dengelenmemiş kuvvet. Bu da arkadaşlar dengelenmiş kuvvetler. Demek ki gayet basit değil mi? Bir şey dengedeyse e biz bunu herhangi birine bile sorsak şöyle der. Yani bunun dengede durması için e buradan kaç uygularsam buradan o kadar uygulamalısın ki bakın bunu ne yapsın dengede dursun. Eğer kuvvetler eşit değilse ne olur? Dengede durmaz. Görüyor musunuz? İşte bu kadar basit aslında bakarsan. Sen bunu çok rahat yaparsın. Peki cismin dengede bakın cismin dengede olması üzerine etken toplam kuvvetin sıfır olması anlamına gelir. Az önce dediğim gibi bu tarafa 30 buraya da 30 buraya da 40sa buraya da orada 40. Ee, bu koşulu sağlayan kuvvetlere arkadaşlar bu, kuvve, bu koşulu sağlayan kuvvetlere ne diyeceğiz biz? Dengelenmiş. Bakın dengelenmiş diyeceğiz. Dengelenmiş kuvvetler diyeceğiz cismin üzerine etkilenen kuvvetlerin toplamı sıfır değilse az önce gibi sağa doğru 40sa sol doğru 50 ise mesela eşit değilse arkadaşlar o zaman buraya da bakın biz ne deriz? O zaman arkadaşlar dengelenmemiş. Görüyor musunuz? Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Mesela diyelim ki masanın üstünde duran çocuklar bir masa lambası bakın dengelenmiştir çünkü dengededir. Ama buradan yere düşen bir elma dengelenmemiş ki aşağı doğru bakın düşüyor gibi düşünebiliriz. Peki sürtümesi yatay düzen durmakta olan cisme gördüğünüz gibi dört tane kuvvet uygulanmış. Ee, cismin hareket durumu için ne söylenebilir? Yani bu dengelenmiş mi dengelenmemiş mi? Onu soruyoruz öyle düşünün. Peki şöyle yapalım mı? Bunu sol tarafa doğru çeken kuvvetler ne kadar? Sağ tarafa doğru çeken kuvvetler ne kadar diye bakacağım. Şimdi sol tarafa çeken kuvvetler ne var? Bakın 70 var. Bir de burada 30 var. Görüyor musunuz? Sol tarafa doğru çeken arkadaşlar. Yani 100 Newton var. <laughs> Peki sağ tarafa doğru çeken ne var? Onu da farklı bir renkle yapalım. Bakın sağ tarafa doğru çeken 60 var. Bir de burada 50 var. Yani sağ tarafa çeken de bakın 110 Newton var. Görüyor musunuz? O zaman bunun bileşkesi arkadaşlar bunun bileşkesi e, ne tarafa doğru olacak? Sağa doğru kaç Newton olacak arkadaşlar? 10 Newton olacak. Peki ne dersin? Bu dengelenmiş mi? Dengelenmemiş mi? Dengelenmemiş değil mi? Şöyle bir yazalım mı? Dengelenmemiş kuvvet. Bakın dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında arkadaşlar. Yani uzun lafı kasası biz ne diyoruz? Sağa çeken kuvvet sola çeken kuvveti eşitse bu cisim ne olur? Dengede kalır. Yani dengelenmiş kuvvettir. Ama burada sağa çeken 110, sola çeken 10, 100 olduğu için e, burada arkadaşlar bu dengelenmemiş kuvvet. Görüyor musunuz? Peki bana derse ki bunun dengede kalması için ne tarafa kuvvet uygulamalıyım derse o zaman arkadaşlar bakın sola 10 Newton uygulasak o zaman bu ne yapardı? Dengede kalırdı. Hemen sıradaki sorumuza bakalım. İyice pekiştirelim olayı. Şöyle çeşitli çıkabilecek tüm sorulardan yapalım ki iyice mevzuyu arkadaşlar pekiştirelim. Peki sürtünmesiz yatay düzenli durma olan cisme görüyorsunuz. iki tane şöyle kuvvet uygulanmış. E, cismin dengelenmesi için. Bakın dengelenmesi için. Peki şu anda dengede mi? Bir bakalım isterseniz. Bu cismin sağ tarafı doğru arkadaşlar kaç uyguluyor? 14, 12, 14 ve 18. 18 arkadaşlar sağ tarafı doğru uygulanıyor. Toplayalım. 4, 8 daha 12'nin ikisi elde var 1. 1, 1, 2, 3, 32. Bakın bu cismi arkadaşlar sağ tarafa doğru kaç Newton uygulanıyor şu anda? 32 Newton uygulanıyor doğru mu? E peki bu diyor ki e, cismin dengelenmesi için. E şimdi cisim dengede mi? Değil. O zaman senin ne yapman lazım? Bu cisme sola doğru kaç uygulaman lazım? 32 uygulaman lazım. Ha demek ki 3. kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır? O zaman arkadaşlar sola doğru olmalıdır ve 32 Newton olmalıdır. Görüyor musunuz? işte böyle diyerek ben yazıldan tam puanı alabilirim. Demek ki Zaten sen şimdi gidip annene babana sorsan desen ki anne baba bir cismin dengede olması için ne olması lazım? Yani sağa çeken kuvvetle sola çeken kuvvet eşit mi olmalı dediğinde sana şu cevabı verirler. Evet evladım bir cismin dengede olması için sağa çekenle sola çeken kuvvetlerin eşit olması lazım. E sen zaten bazen hani kardeşine kavga edersin şöyle olur ya. Mesela şu kitabı ben alacağım. Hayır ben alacağım. Ben alacağım falan gibi. Hani birini sağ birini sola eşit kuvvetli çekerseniz bunu kimse alamaz. Ama birisi daha fazla kuvvetli çekerse o alır değil mi? E o yüzden arkadaşlar cisim dengede mi değil mi? Biz bunu buradan anlayabiliriz. Peki şimdi konuyla ilgili biraz daha karma sorular çözelim mi? Şöyle karma bununla ilgili farklı farklı sorular çözelim. Bir bakalım iyice istersen mevzuyu bir anlamış olalım. Şimdi arkadaşlar kuvvet dediğimiz şey. Kuvvet dediğimiz şey neydi? Bir cisim var. Bakın şurada bir yatay bir düzlemi genelde biz böyle gösteriyoruz. Burada bir yüzey var arkadaşlar. Şurada bakın şuraya ben bir cisim koyduğum zaman bu cisme ne yapıyorum? Şöyle bir kuvvet uyguluyorum ve kuvveti genelde F harfiyle gösteriyormuşum. Mesela F eşittir 10 Newton, 20 Newton gibi işte böyle bir değer veriyorum. 10 Newton'lu kuvvet uyguladık. Peki skaler midir sevgili gençler? Hatırlarsanız skaler büyüklükler yönsüz büyüklüklerdi. Ama bu yönlü büyüklüktür. O yüzden biz buna skaler değil vektörel demeliyiz. Burası bakın yanlış. Peki eşi, eşit kollu teraziyle mi ölçülür? Hayır arkadaşlar kuvvet ve ağırlık bakın nedir? Sevgili gençler dinamo dinamo metre ile ölçülür ile ölçülür diyelim. Bakın bu da karşımıza çıkar. E ne demek bu dinamometre? Dinamometre arkadaşlar şöyle bir şey. Yani şöyle bir şey. Hep sorularda falan görürsün. Şu şekilde şurada şöyle bir kancası var. Buraya cismi takarız. Şuralarda böyle rakamlar var. İşte arkadaşlar bakın bu nedir? Bir dinamometredir. Bunda biz kuvveti buluruz. Peki büyüklüğünün yanı sıra yönü ve doğrultusu da vardır. Evet işte burası doğru. Cevabımız ne olacak o zaman? Yalnız. Bakın yalnız 3 olacak. E neden? Çünkü kuvvet bakın vektörel büyüklükteydi. Bunun bir yönü var. Mesela bu bakın ne tarafa doğru? Doğuya doğru. Büyüklüğü ne kadar? 10. E Batıya olurdu, kuzeye, güneye olurdu. Değil mi? Kuvvetin arkadaşlar bir yönü vardır. Aman dikkat kuvvet vektörel büyüklüktür. Eşit kol teraziyle kütle ölçülür. Ama e, kuvvet arkadaşlar dinamometreyle ölçülür. Bunlara dikkat. Peki hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir arkadaşlar? Şimdi temas gerektiren kuvvetler vardı bir de gerektirmeyen kuvvetler vardı. Dediğim gibi temas gerektirme neydi arkadaşlar? İtme çekme kuvveti gibi kaldırma kuvveti gibi bakın bunlar cisme temas etmesi gerekir. Ama e, mıknatıs kuvveti gibi arkadaşlar... ...ve artı eksi cisimlerin kuvveti gibi... ...bunlar temas etmesine gerek yok. Yani mesela diyelim ki bu kalem artı, bu kalem de eksi olsa... E ...bunları zaten bırakınca bunlar ne yaparlar? Birbirini çekerler gibi düşünebiliriz. Şimdi hangisi temas gerektirmeyen? Bakın yer çekimi arkadaşlar. Temas gerektirmez. Çünkü bakın yer bir cismi çekerken... E, elini uzatıp tutup temas ederek çekmez. Ama sürtünme kuvveti olması için bir cismin yüzeye sürtünmesi gerekir. Olmaz. Manyetik kuvveti arkadaşlar mıknatıs kuvvet demektir. Mıknatıslar da bir şey cisme e, kuvvet uygulamak için temas etmesine gerek yok. E, basınç kuvveti bir cismin basınç yani cisimlerin bir basıncı vardır bakın. Yani mesela ben bu cismi buraya koydum. Yüzeye ne yapıyor? Bir basınç uyguluyor. E, bu yine temas gerektiren kuvvettir. Olmaz. Hangileri oldu bakın. Burada hangileri oldu arkadaşlar? 1 ve 3 bakın görüyor musunuz? Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. 2 ve 4 temas gerektiren kuvvetlerdir. Peki aşağıdaki de hangisi 4 temel kuvvettir? İşte bakın böyle bir soru karşımıza gelir. Hatta bunun sıralaması da vardı arkadaşlar. Ne demiştik? Güçlü nükleer kuvvet büyüktür. Elektromanyetik kuvvet büyüktür. Zayıf nükleer kuvvet o da büyüktür. E, kütle çekim kuvveti. Değil mi? Bu şekildedir dedik. Hatta bunun baş harfleri gerzek oluyor dedik arkadaşlar. O zaman bakın güçlü nükleer kuvvet bir e, dört temel kuvvet arasındadır. Zayıf nükleer kuvvet, elektromanyet kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Ama kaldırma kuvveti arkadaşlar, bunlar arasında değildir. eceksin hocam, kaldırma kuvveti kuvvet değil mi? Ama işte dört temel kuvvet vardı yani. E, az önce gösterdiğim işte onlar arasında olması lazım çocuklar. O yüzden e, bu sıralama uyuması gerekiyor. <laughs> Peki şöyle bir durumumuz var. Şimdi bakın arkadaşlar, bütün kütleler birbirini çekerler. Bir kere orada bir anlaşalım seninle. Tüm kütleler birbirini çekecekler ve her zaman bakın dikkat edin, eşit kuvvetle çekerler. Yani bu cisim bunu bu tarafa doğru çekiyorsa, bu cisim de arkadaşlar bunu buraya çeker. Mesela diyelim ki bu cisim bunu bakın 10 N'da çekiyorsa, o zaman ne olacaktır? Biliyor musun? Bu da 10'la çekecektir. E şöyle diyemeyiz ama hocam bu m bu 2m fark etmez. Yani bu m bu 2m de olsa arkadaşlar bunlar birbirini yani ne yapıyorlar? Aynı kuvvetle çekiyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mi? Mesela bakın şurası dünya olsa. Bak şurası dünya olsa sevgili gençler. Şu da sen olsan. Bak şu da sen olsan. Dünyanın üzerindeyiz ya. Evet. Şimdi dünya seni çekiyor mu? Ne kadarlı çekiyor biliyor musun? Mesela diyelim sen kaç kilosun? 60 kilo olsan. Arkadaşlar dünya seni ne kadarlı çekiyor? 600 Newton'la çekiyor. Yani bunu 10'la çarpıyoruz. Ama sen de dünyayı ne yapıyorsun biliyor musun? 600 Newton'la çekiyorsun. Nasıl yani hocam ben dünyayı mı çekiyorum? E tabii ki sen dünyayı çekiyorsun. Ya yani dünya seni çekiyor sen de dünyayı çekiyorsun. Kütle çekim kuvvetinde bu böyledir. Bu mu çekiyorsa bu da bakın bunu çekiyordur. Peki e, demek ki her zaman arkadaşlar kaçta çekiyor? Eşit çekiyor. Bu M 2 M kafanı karıştırmak için var burada. Dikkat et. Ve yönleri zıt olduğu için biz buna ne diyeceğiz? Bakın şu şekilde diyeceğiz. Eksilisi diyeceğiz. Böyle değil. Bakın Bursa olduğunu gibi değil. Diyeceğiz. Yani yönleri birbirinin eksilisi olacak. İşte bunlar bakın karşımıza çıkacak. Peki gelelim biraz böyle uzun bir soru gibi ama şuna bakalım istersen Cöder. Burada bakın bir tane cisim var. X ismine yatay doğrultuda kuvvetle uygulanmış tamam. Ee, hangileri doğrudur? Önce kuvvetlere bakalım ne dersin? Bakın buraya doğru 5 ve 15 çekilmiş. Yani toplam ne kadar bir kuvvet var burada? Bakın 20 Newton'luk bir kuvvet var. Burada da ne kadar bir kuvvet var arkadaşlar? Burada da 14 var. E şimdi bu tarafa doğru 20, bu tarafa doğru 14 ise bu cisme uygulanan bileş kuvvet ne tarafa doğru arkadaşlar? Bakın sağa doğru burada bileş kuvveti olarak 6 Newton'luk bir kuvvet var. Ne dersin? Yani burada 20 var, burada da 14 var. E bunları götürürsem sağ tarafa aslında kaç kalır? 6 kalır. O zaman bu diyor ki hangisi doğrudur bakalım. 4 Newton'luk bileş kuvvetin etkisinde bir yönde hızlanır. Ama bu 4 Newton değil 6 Newton çıktı bakın. 6 Newton nerede? Şurada 6 Newton'lu kuvvetin etkisiyle arkadaşlar hangi yönde? Bir yönünde hızlandı. E peki hızlanır mı? Arkadaşlar bir cisme bakın kuvvet uygularsanız cisim sabit gitmez. Hızlanarak gider o yüzden hızlanır diyeceğiz. Zıt tarafa olsaydı, harekete zıt yönde olsaydı o zaman yavaşlar diyebilirdik. Belki böyle bir şey söylerdik. Arkadaşlar tüm detaylardan bakın burada bahsettik. Peki burada ne bileceğiz arkadaşlar? Bakın kuvvet kavramı bileceğiz. Kuvvetin F ile gösterildiğini bileceğiz. F 20 N, 30 N, 60 N olduğunu sevgili gençler bileceğiz. Temas gerektiren kuvvetleri bileceğiz arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvetler itme kuvveti, çekme kuvveti, kaldırma kuvveti, sürtme kuvveti gibi. Temas gerektirmeyen kuvvetler bakın mıknatıs kuvveti, artı eksi cisimlerin kuvveti. Bunları bileceğiz ve bileşik kuvveti bileceğiz. Bir cisme aynı yönde kuvvetler uygulanıyorsa topluyoruz. Zıt yöndesi çıkartıyoruz. Yani mesela 30 Newton'luk bir kuvvet varsa e, bu tarafa doğru da arkadaşlar 5 Newton'luk bir kuvvet varsa e, bunu uygulanan bileşik kuvvet bakın 35 kaç kaldı? Ters tarafı olduğu için çıkartıyoruz. 25 bakın bunu bileşik kuvvet diyoruz. Yine dengelenmiş ve dengelenmemiş cisimler. Mesela bakın şu nedir? Dengelenmemiş. Ama sağa doğru 30, sola doğru da 30 olsa o zaman arkadaşlar ne olur? Dengelenmiş kuvvetler olur, doğru mu? O zaman sevgili gençler ödüllü sorumuzu da yapıyoruz ve yorumlara alt tarafa atıyoruz. Konumuzu güzel çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste daha da önemli konulara değineceğiz. Gerçekten çok avantajlı bir konu. Şu konuyu bir daha izleyeceğiz. Bir daha tekrar edeceğiz arkadaşlar. Kitaplarımızdan da ödevleri yapacağız. Ve bir sonraki derste de görüşeceğiz diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.